Kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir basın açıklaması geldi. Bugün itibariyle 1 Mart 2021. Yani artık mecbur kaldılar onlar da böyle bir açıklama yapmaya. Çünkü inanılmaz herkes kripto konuşuyor şu aralar. Kripto paralarla ilgili dünya genelinde oluşan kaygıları biz de paylaşıyoruz. Konuyla ilgili gelişmeler ve ülkemizdeki durum bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Bu çerçevede Bakan Yardımcımız Başkanlığında Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur demişler. BDDK ve SPK işin içerisinde ise bu piyasa regüle oluyor adım adım diye okuyorum bunu. Tabii ben bir regülasyon ve aynı zamanda da kripto para kazançlarının vergilendirilmesi anlamında bir çalışma yürütüleceğini anlıyorum bu açıklamadan da. Gerekli bence de çünkü merkeziyetçilikten uzak yapısı itibariyle bence hani güven duyulması son derece zor bir piyasa. Yani şöyle söyleyeyim. Şu dönem içerisinde bir ekonomist olarak çok fazla kripto para konuşmak zorunda kalmak aslında benim çok hoşuma gitmiyor şu aşamada. Neden? Bu kadar fiyatı spekülasyonlarla belirlenen ve birkaç servet sahibinin fiyatı istediği şekilde, istediği yöne doğru yönlendirebildiği bir varlık sınıfı demek ne kadar doğru olur? Bir şeyin. Onu da bilmiyorum. Yani bir şeyin bu aşamada bu kadar çok... Tabii şu da var ama yani. Ama regüle edilen bir piyasası oluşur ve işte tıpkı aracı kurumları SPK'nın denetlemesi, tıpkı işte bankaların BDDK denetiminden geçiyor olması gibi bir denetleyici ve düzenleyici bir kurumda eğer işin içerisine dahil olursa o zaman değişir mi fikrin? Kesinlikle değişir. Yani neden? Çünkü hani şu var. Bundan 3 yıl önce FX piyasaları açısından çok ciddi bir regülasyon yapıldı Türkiye'de. Bunun en önemli nedeni çok ciddi oranda yatırımcı kaybına kaybı gerekçe gösterildi. İşte spekülasyonlarla şekillenen fiyatlar gerekçe gösterildi ama hani şu aşamada kripto paralardaki duruma baktığınız zaman o zaman bu ne diyorsunuz? Yani kesinlikle özellikle son birkaç günde işte Elon Musk tweet attı, Bitcoin fiyatı %12 yükseldi, sonra %10 düştü. 58 bin doları gördü, sonra 45 bin dolardan sattırdılar, tekrar 50 bin dolar yaptılar şeklinde gerçekten şekilsiz ve bir temele dayanmayan hareketler var ve şu var yani ben her zaman yatırım yapılırken hani bir şeye neden yatırım yapıyoruz, neden alıyoruz? Sonuçta değerlenmesi öngörülen bir şeye yatırım yapılır değil mi? Fiyatını daha ucuz seviyeden alırsınız, bunu daha yüksek fiyattan satma umuduyla hani o yatırımı yaparsınız ama peki burada aldığımız şeyi neden alıyoruz? Yani bunun fiyatının neden yükseleceğini öngörüyoruz. Bunun arkasında herhangi bir şey var mı? Yani bir hisse senedi aldığınızda mesela o şirketin finansal durumu, bilançosu, projeleri vesaire bunun dayanağıdır. Ya da bir para birimine yatırım yaptığınız zaman o ülkenin ekonomisine dair olan durum, faizi, enflasyonu, şusu, busudur yatırım dayanağı. Peki burada nasıl bir dayanak söz konusu? Yani aldığımız şeyi neden alıyoruz? Ha şu var. Evet parasal teknoloji değişiyor. Artık para banknottan dijital birkaç rakam olmaya doğru evrilen bir noktaya gidiyor. Dolayısıyla bunun arkasındaki teknolojiyi elbette inkar edemeyiz ve teknoloji buraya doğru bir dönüşüm içerisinde olacaktır. Bu noktada evet regülasyon konusu biraz daha burada bir yatırım dayanağı oluşturması anlamında. Yani mesela birkaç yıl önce işte CME'de vadeli kontratların vesaire devreye girmesi yani bunun önemli bir adımıydı bu çerçevede. Biraz işte kullanım alanlarının genişlemesi, biraz işin içinde merkeziyet gelmesi, belki Merkez Bankası dijital paralarının da bu noktada öncülük etmesi gibi etmenlerle biz o teknolojik dönüşüm etkilerini izleyebiliriz. Ama dediğim gibi her zaman hani ben teknolojik dönüşüme karşı değilim bu noktada ancak tabii fiyatı sadece spekülasyonlarla şekillendirilen ve oyun alanı haline gelmiş bir piyasaya bu noktada çok olumlu bakamayacağımı söyleyeceğim. Oyun demişken Tevfik Eraslan'dan bir notla o zaman kapatalım. Borsa hızlı zengin olma yeri değildir. Kesinlikle. Oyun oynayacağınız yer değildir diyor. Oyun için başka yerler var. Hakikaten borsa bir oyun yeri değil. Onu da ben her programda mümkün olduğunca dile getirmeye çalışıyorum.